farklı parkurda gerçekleştireceğiz. Bunlardan birincisi 21 kilometrelik yarım maraton parkurumuz. Diğeri 10 kilometrelik parkur ve en sonunda Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan halk koşumuz yer alıyor. 21 kilometrelik yarım maratonumuz Anadolu Harikalar Diyarı'ndan başlayıp Sivas Caddesi üzerinden devam edip şu anda bulunduğumuz Cumhuriyet Meydanı'ndan dönüşünü alıp yine Sivas Caddesi üzerinden devam ederek Gesi Kavşağı'ndan dönüp Anadolu Harikalar Diyarı'nda son bulacak. 10K'lık koşumuz ise yine hemen 21K'nın akabinde start alacak. O da Sivas Caddesi güzergahı üzerinden devam ettikten sonra Yıldız Evler Tramvay Durağı dediğimiz noktadan dönüşünü alıp tekrardan Anadolu Harikalar Diyarı'nda koşusunu tamamlamış olacak. Kayseri'den sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli başbakanım. Efendim mantı, pastırma, sucuk kokuları gelir. Kayseri lezzetinin kokularını hissediyoruz. Bekliyoruz sayın başbakanım. Efendim bekliyoruz. Bu yediklerini yakmalar için biz maraton düzenledik. Ancak maratonla yakabiliyoruz yani. Başka türlü yakamıyoruz. Orada illa daha var. Yıkarım o daha o Ali Dağ, bir de Erciyes Dağı var. Ben biliyorum o dağ sen tepeyi. Ali Dağ'ı kızıl tepeyi. Vay vay vay. Hayır bakalım merak ettim. Ulan sağ ol. Gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor. Sağ olun efendim. Efendim biz saygılar sunuyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Maraton çalışmamız var, onun lansmanını yapıyoruz. Projelerimizi talimatlarınız doğrultusunda birer birer hayata geçiriyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz. Allah işimiz artırsın. Başarılarınızı daim eylesin. Saygılar Sayın Başbakanım. Hayırlı akşamlar. Gençlik spor olarak öncelikle spor kenti olan Kayseri'mizde böyle büyük bir organizasyonu olimpiyat yapılan bu dönemde olimpiyat yılında olimpiyatın ana branşlarından biri olan atletizm branşının maraton bölümünü bir ilki gerçekleştirmek değerli misafirlerimizin de beğendiği gibi bir maratondan daha fazlası olarak gördüğümüz şehrimize, spor kenti Kayseri'mize böyle bir organizasyonu yapmak başta spor teşkilatının yöneticisi olarak bizi ziyaretçiyle memnun etmektedir. Biz bu şehrimizin kıymetini bilmeliyiz diyoruz. Bu şehrimizin hep pozitif olarak anılmasını sağlamalıyız diyorum. Çünkü bunu Kayseri'miz çok fazlasıyla hak ediyor. İddialı olduğu söylenen ama gerçek olduğu da asla göz ardı edilmeyen bir cümleyle Kayseri Büyükşehirlerin konforunu yaşatır, Kayseri Büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmaz.